Sınır TV olarak bölgedeki yatırım yapan iş adamlarına da artık araştırmaya devam edeceğiz. Çünkü önemli olan bölgenin kalkınmasıdır. Fakat bugün bölgenin kalkınması değil de 4 yıldır Türkiye genelinde eğitim ve öğretimde Türkiye sorumlusu olan Ardahan'ı tartışacağız. Ve o 4 yıl önce Ardahan'ın eğitim ve öğretimde sondan 3. olması, 1. olmasını yüreğe yanan iş adamımız vardı, Nurettin Yılmaz. Kendisiyle görüştükten sonra tabii gazetemize, Siyasal Bugün Gazetesi'ne ve diğer basına demeç vermişti. Ondan sonra Ardahan gezisinden sonra Göle'de kız meslek sağlık meslek lisesini yaptırdı. Ondan sonra tabii iş adamlarımız Nihat Delibalta'da bir fakülte yaptı. Ondan sonra da yurtlar falan yapılmaya başladı. Dolayısıyla yani o kaliteli eğitimin gelmesi için, kaliteli eğitimin Ardahan'da başlaması için Sayın Nurettin Yılmaz orada bir okul yaptı. Önce kısaca sizi tanıyalım. Okulu niye yaptınız? Evet. Teşekkür ederim. Tabii ben Ardahan Göleliyim, Sürügiden köylüyüm. Memleketime aşağı yukarı her sene gidip geliyorum. Sizin de anlattığınız gibi yani memleketimin üniversite imtihanlarında son sıralarda kurtulabilmesi için benim de bir katkı yapmam icap etti. O icabete uyarak memleketime bir sağlık meslek lisesi yaptırdım. 12 derslik. Bu yıl 3. sınıflar okuyor. Aşağı yukarı bir 2,5-3 ay önce memleketteydim. Gittim, okulu ziyaret ettim. Çocuklara kitap götürdüm. Tabii çok sevindiler çocuklar. Yani memleketime böyle bir okul kazandırdım. Çok sevinçliyim, çok gururluyum. İnşallah ileriki senelerde eğitime biraz daha fazla katkımız olursa ne mutlu bize. Ne hissettin yani çocuklar gittin gördün? Yani eski Nurettin Yılmaz okul yaptırmadan önceki Nurettin Yılmaz, bir de okulun karşısında okulu seyreden öğrencilerin okula girip çıkışını izleyen mi Nurettin Yılmaz, bir karşılaştırdın mı sen? Şimdi Mustafa Bey, tabii ki bu farklı bir duygu. Yani bu duygu anlatılması çok zor bir duygu. Yalnız bu okulda okuyan öğrencilerin ülkenin her tarafına geliyor. Afyon'da gelmiş, Uşak'ta gelmiş, Kütahya'da gelmiş, Ankara'da gelmiş, Çorum'da gelmiş. Yani öğrencilere böyle şey yaparken tabii bizim kendi memleketimiz Iğdır'da, Ardahan'da, Kars'ta, oralarda da gelen çocuklar var. Çok mozaik bir öğrenci grubuyla karşılaştım. Bu vesileyle de çok şey oldum, çok duygulandım yani. Çok duygulandım. Yani çok da öğrenciler de çok şey oldular tabii, mütesir oldular. Yani tabii ki memleket, özellikle bizim o yörenin öğrencileri, bazılarla konuşuyorum, özellikle de kız çocuklarla, diyor ki yani Nurettin amca diyor, sen diyor burayı yaptırmasaydın babam beni diyor Ardahan'ın dışına bir yere eğitim görmeme müsaade etmiyordu, gidemezdim diyor. Ondan sonra birkaç tane erkek öğrenciyle konuşmamız oldu. Ona da diyor ki ya işte babam fakirdi diyor, beni okutamayacaktı. Ben burada okul yakın olduğu için gelebildim. Yani başka bir yere gidip de evdi, işte masraflardı, şuydu buydu, babam beni okutma imkanı yoktu. Sizin bu okulu yaptırmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür etti. Yani çok öptüler beni. Bu vesileyle çok sevindim yani. İnşallah diğer iş adamları arkadaşlarımız da yani yüksek okul yaptıran değerli iş adamı arkadaşımıza da, o da bizden sonra yaptırdı. Yani sağ olsun Delibalta. Ona da teşekkür ediyorum. İnşallah başka iş adamlarımız da bu eğitime, memleketimizdeki bu eğitime katkı yapar. Memleketimiz bu üniversite imtihanlarının son sırasında zannediyorum ki kurtulacaklardır yani. Şimdi tabii zaman zaman ödül aldınız. Köle Kültür Dayanışma Derneği verdi, Ardahan Kültür'e verdi. Yani orada eğitime katkılarınızdan dolayı size ödül verdiler ama son bakan Nabi Avcı'nın elinden aldınız, yani Milli Eğitim Bakanı elinden bir ödül aldınız. O ödül mü sizi çok duygulandırdı, yoksa öğrencilerin sizinle sohbet, işte okula gidemiyordum da siz olmasaydınız, yani bu Göle'de yapılmasaydı babam Ardahan dışına beni göndermezdi. O duygu mu daha sizi çok mutlu etti, yoksa bakanın elinde
ulusal bir medyanın karşısında plaket almanız mı daha çok sizi mutlu etti? Şimdi tabii ki çocukların sevgisi bambaşka yani. Ben onun o sevgi hiçbir şeyin üzerinde olamaz yani. O ayrı bir olay. Ama tabii ki Sayın Bakan'a da teşekkür ediyorum. O da bir sembolik bir şeydir. Ama aşağı yukarı ben öğrencilerle olmakta orada daha çok gurur duydum yani. Daha çok mutlu oldum yani. Öyle diyeyim. Ama Sayın Bakanımın da teveccühlerine teşekkür ediyorum yani. O da teveccüh gösterdi. Böyle bir şey yaptı. Bu vesileyle tabii ki öğrencilerimiz bizim her zaman kalbimizde onların farklı bir yeri var. Evet. Şimdi bir sürü genç orada Nurettin Yılmaz Sağlık Meslek Lisesi'nden şey alacak yani sizin isminiz herkesin diplomasına yazılacak yani mecbur işim diploma alırken hangi okuldan mezun oldunuz? Nurettin Yılmaz Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum diye bir diploma alacaklar tabii. Çok önemli. Fakat şimdi böyle bir zannediyorsam sizin bir çocuğunuz gibi yani o sağlık meselesi. Sorunlarla ilgileniyor musunuz? Yani bazı ihtiyaçları olunca kendiniz mi gidiyorsunuz ve oradan müdürler falan sizi arıyor mu? Okulla ilişkileriniz nasıl yani? Evet Mustafa Bey teşekkür ederim gerçekten. Bu konu da farklı bir konu. Şimdi tabii ki okulla sürekli ilgileniyorum. Yani her sene okul müdürümüzü Sayın Yüksel Yeni Bey sağ olsun. Her sene arıyorum yani daha önceki müdürleri de aradım. Bir eksikleri var mı yok mu? Eksikleri oluyor okulda tabii zaman zaman. Her zaman o eksikleri tamamlama şeyini yaptım yani. Görevimi yaptım yani. Bu yılda öğrencilere üniversiteye hazırlamak için kitap götürdüm. Böyle bayağı bir kalın kitap. Yani konu anlatımlı bir kitap. Bütün öğrencilere dağıttım. Okuldaki bütün öğrencilere dağıttım. Bununla birlikte tabii ki bütün amacımız oradaki çocukların mutlu olması. Şimdi beni mutlu eden bir şey daha oldu bu son gidişimde. Okulun arka tarafında iki tane yurt yapılmış. Bir 200 kişilik erkek öğrenci yurdu. Bir de 300 kişilik kız öğrenci yurdu. Bunu tabii devlet yaptırmış. Sağ olsunlar şeyi de kız öğrenci yurdun şeyini de tabelasına benim ismi koymuşlar. Onda da bayağı bir şey oldum yani bir tesir oldum. Esas anlatmak istediğim şey şu. Yani şimdi öğrenciler orada sıcacık bir yurtta yemekleri çıkıyor. Yataklar temiz. Yani böyle 5 yıldızlı otel konforunda bir yurt. Orada gittim gezdim. Onlarla birlikte yemek yedim. Yani onların orada çok mutlu olduklarını gördüm, gözümle gördüm. O da ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bunu da anlatmış olayım. Evet. Efendim, Nurettin Yılmaz az dokunsaydım ağlayacaktı. Çünkü o çocukların sevinçlerini, o çocukların duygularını, öğrencilerin kendisiyle sohbetini anlatırken gözleri doldu. Fakat ben soruyu değiştirince tabii gözyaşlarına kısmasına engel oldum. Önemli olan eser bırakmaktır. Hiç kimse mezara bir şey götürmemiştir. Ama Allah uzun ömürler versin. Yıllar boyu kendisi öbür dünya gitse bile belki yüzyıllarca Nurettin Yılmaz Meslek Lisesi yaşayacaktır. İsmi diplomalara yazılacaktır. Dolayısıyla bütün iş adamlarımızı arkalarında bir eser bırakmalarını öneriyoruz ve bölgeye davet ediyoruz. Kaliteli eğitimin başlaması için özellikle eğitim ve öğretimde hardan artık sondan Türkiye'nin sonundan üçüncü olmasını istemiyoruz. Herkesi doğduğu topraklara baba ocağına gidip oradaki eğitimi inceleyip bir katkı sunmaları lazım. Çünkü orada eğitime yatırılan bazen şeyler de vergilerden zannediyorsam düşüyor. O yüzden büyük şirketlere olan hemşerilerimize ağırlığını da bekliyoruz.